Herkese merhabalar. Sayfama ve mutfağıma hoş geldiniz. Uzun zaman sonra profiterol yaptım. Uzun zaman dedim. Gerçekten de bayağı olmuştu bunu yapmayalı. Bu kadar sevdiğim halde neden bu kadar ara verdim onu da bilmiyorum. Ama yapmışken detaylı bir şekilde videoya çekip sizinle de paylaşmak istedim. Video biraz uzun. Umarım sabırla dinlersiniz. Çok detaylı bir şekilde tarifi sizinle paylaşıyorum. Şimdi hemen bu harika lezzetin yapım aşamasına geçelim. Profiterolün ilk önce kremasını hazırlıyorum çünkü iyice soğuması lazım. Bunun için tencereye 2 su bardağı soğuk süt ilave ediyorum. Üzerine 2 yemek kaşığı dolusu şeker ekliyorum. Ve 1 yemek kaşığı dolusu un, 1 yemek kaşığı dolusu da mısır nişastası. Buna isterseniz bir tane yumurta sarısı da ekleyebilirsiniz ama ben eklemedim. Yani ekleseniz de eklemeseniz de aynı sonucu alacaksınız. Ben eklemedim. Yani isterseniz siz ekleyebilirsiniz. Bunların hepsini ilave ettikten sonra böyle pürüzsüz oluncaya kadar karıştırıyorum. Daha sonra ocağın üzerine alıyorum. Böyle orta ateşte sürekli karıştırarak koyulaşıncaya kadar pişiriyorum. Hafif biraz yoğun bir kıvam alınca üzerine bir paket vanilya ilave ediyorum. Biraz daha şöyle karıştırarak pişiriyorum. İyice yoğun olunca da üzerine yaklaşık 50 gram kadar tereyağı ilave ediyorum. Tereyağını da ekledikten sonra biraz daha ocakta pişiriyorum sürekli karıştırarak ve ocaktan alıyorum. Ocaktan aldıktan sonra da karıştırmayı durdurmuyorum. Böyle ilk sıcaklığı çıkıncaya kadar sürekli çırpıyorum. Bu da yaklaşık böyle bir 5 dakika kadar. Bu işlemi isterseniz mikserle de yapabilirsiniz çok yorulursanız. Ama böyle sürekli karıştırarak o 5 dakika nasıl geçiyor bilmiyorsun. Kapağını kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Krema tamamen soğuduktan sonra yaklaşık 50 gram kadar labne peyniri ve bir paket toz krem şanti ilave edeceğim. Ama tamamen soğuması lazım. O pişirdiğimiz muhallebinin labne peynirini ve krem şantiyi ilave edip mikserle çırpıyorum. Labne peyniri eklemeyebilirsiniz sevmiyorsanız eğer ama eklerseniz inanın muhteşem oluyor. Ya bu kremanın üzerine tanımıyorum. Yani başka lezzet özellikle eklere, profiterole çok güzel yakışıyor. Mutlaka deneyin. Labne peyniri yoksa eğer krem şanti ilave edip karıştırıp buzdolabına alabilirsiniz. Şimdi de profiterolün hamurunu yapacağım. Bunun için bir su bardağı, 200 ml su bardağı ile bir su bardağı soğuk sütü soğuk suyu pardon tencereye alıyorum ve üzerine 125 gram tereyağını ilave ediyorum. Birazcık tuz serpiyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Fokur kaynayan yağlı su karışımına bir su bardağı un ilave edip sürekli karıştırarak unu tamamen böyle o karışıma yediriyorum. Spatula ile yaptım ben. Bu işlemi isterseniz tahta kaşıkla da yapabilirsiniz. Ve ocağın altını kapatarak yapıyorum bu işlemi. Ve hiç durmadan sürekli böyle pürüzsüz bir hale gelinceye kadar karıştırıyorum. Ocaktan aldım ve gördüğünüz gibi koyu bir kıvamı var. Ve soğumaya bırakıyorum. Soğuduktan sonra da üzerine 3 adet yumurta kıracağım. Yumurtaları teker teker ekleyeceğim. Her defa ekledikten sonra da böyle yumurtayı o unlu karışıma yedireceğim. Bu işlemi isterseniz mikserle de yapabilirsiniz. Hangisi sizin için kolay oluyorsa. Çok kolay bir şekilde oluyor yani miksere gerek yok. Bir daha mikser bulaştırmaya gerek yok. Spatula ile de aynı işlem oluyor. Bir yumurtayı kırdım. Tamamen unlu karışıma yedirdim. Şimdi ikinci yumurtayı kırıyorum. Gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde yumurta hamurun içerisinde kayboluyor. Şimdi de üçüncü yumurtayı kırıyorum ve yine
sürekli karıştırarak hamura yediriyorum. Profiterolün hamuru hazır. Şimdi de birazını bu torbanın içerisine dolduracağım ki tepsiye sıkarken kolaylık olsun. Böyle bir torba herkesin evinde olmayabilir. O yüzden hamurdan birazcık geriye sakladım. Onu da kaşıkla koyacağım tepsiye. Çünkü eminim böyle bir soru gelebilirdi. Böyle bir torba yok bizde, ne yapabiliriz diye. O yüzden videonun bu kısmını da detaylı bir şekilde çekip anlatmak istedim. Gerçekten kaşıkla da çok kolay bir şekilde yapılıyor, merak etmeyin. Ama böyle bir torba varsa tabii ki işiniz daha da kolay olacaktır. Hani böyle şekli biraz düzgün olacak profiterollerin. Birazını torbaya doldurdum, geri kalanı da kaldı, onu da kaşıkla yapacağım. Tepsiye yağlı kağıt seriyorum ve aralıklı olarak böyle küçük boyutlarda sıkıyorum. Ben küçük yaptım ama isterseniz biraz daha büyük yapabilirsiniz. Bu uç kısımlarını da daha sonra halledeceğiz. Videonun neredeyse yarısına kadar geldik. Buraya kadar sabırla dinlediyseniz teşekkür ederim. Beğendiyseniz eğer beğeni butonuna basmayı, yoruma da fikirlerinizi bildirmeyi unutmayın. Bunu isterseniz şimdi yapabilirsiniz, isterseniz videonun sonunda yapabilirsiniz. Şimdi böyle elimi birazcık suya batırarak o uç kısımlarındaki kalan bölümü içeriye doğru hafif böyle bastırıyorum ki hem kurumasın hem düzgün bir şekil alsın diye. Neredeyse bir tepsi kadar böyle torbada olan hamuru sıktım. Şimdi de kaşıkla koyacağım. İki kaşık yardımıyla bu işlemi çok kolay bir şekilde yapabiliriz. Yani evinizde böyle sıkma torbası yoksa kaşıkla da yapabilirsiniz. Hatta kaşıkla böyle çok da düzgün olmuyor gibi gözüküyor ama kabarınca çok da belli olmuyor o düzgün olmayan görüntüsü. Düzgün olmayan görüntüsünü de suyla böyle hafif elinizi suya batırarak şekillerini hafif böyle değiştirebilirsiniz. Şimdi onu da göstereceğim. Bakın bu şekilde kaşıkla dizdikten sonra elimi suyla ıslatıyorum. O kenar kısımdaki çıkıntıları ve biraz da şeklini düzeltiyorum. 1,5 tepsi çıktı bu kadar hamurdan. Hepsini yaptıktan sonra da fırına gönderiyorum. Fırını önceden ısıttım 170 dereceye, 345 Fahrenheit'a ve alt üst böyle iki tepsiyi koyarak pişiriyorum. 20-25 dakika kadar pişiyor. Hiçbir şekilde fırının kapağını açmıyorum. 25-30 dakika sonra fırını kapatıyorum. Yani pişme ayarını kapatıyorum. Profiteroller fırın soyuncaya kadar kalıyor. Bu da yaklaşık böyle 20 dakika kadar oluyor. Yani toplamda 45-50 dakika kadar pişmiş oluyor. Yani 25-30 dakika kadar fırın çalışarak pişiyor. Daha sonra fırını kapatıyorum. İçerisinde kalıyor. Hem içerisi kurumuş oluyor böyle profiterollerin, aynı zamanda da üzerleri kızarmış oluyor bu sürede. Fırından çıkardıktan sonra da tamamen soğumasını bekliyorum kremasını koymak için. Kremayı da böyle bir sıkma torbasıyla koyacağım içerisine. Maalesef bu aşamada bu sıkma torbası mutlak gerekli oluyor. Özellikle küçük küçük yapılan profiterollerde. Aslında ikiye bölerek böyle kaşıkla da koyabilirsiniz içerisine kremayı ama böyle sıkma torbası bulundurursanız iyi olur. En azından kremayı sıkmak için. Böyle uç kısmına da ince bir duy taktım. Şimdi kremadan birazcık dolduruyorum içerisine. Çok doldurmaya gerek yok. 2-3 spatula kadar böyle alıp dolduruyorum. Şimdi profiterolün alt kısmında bıçakla birazcık delik açacağım. Bu işlemi isterseniz böyle kremanın ucuna taktığımız duyla da yapabilirsiniz ama ben daha rahat olsun diye bıçakla birazcık böyle bir delik açtım. Bakın bu şekilde çok fazla büyütmeden hafif açıyorum ve o açtığım delikten kremayı içerisine doğru sıkıyorum. Böyle birazcık sıktıktan sonra hafif böyle duyu çıkararak bakıyorum dolmuş mu diye. O zaten belli olur böyle arabaya benzin doldurur gibi.
Şöyle bu şekilde böyle azıcık ucuna kadar gelecek, tamamen dolmuş olacak. Bu arada hemen belirteyim, profiterolleri böyle içerisine krema doldurmadan uzun süre saklayabilirsiniz. Yaklaşık böyle 1-2 hafta kadar buzdolabında saklayabilirsiniz. Bazen buzluğa da atılıyor deniliyor ama buzlukta malum böyle içerisi birazcık buz tutabilir. Çıkarken hafif böyle sulanmış olabilir. Ben denemedim açıkçası ama deneyen varsa, gerçekten sonucu almışlarsa, onu da yorumlar kısmına belirtirlerse çok sevinirim. Ben öyle bir şey yapmadım ama buzdolabında bekletebilirsiniz. Buzdolabında uzun süre kalıyor. İstediğiniz zaman çıkarıp hemen böyle kremi hazırlayıp içerisine doldurup servis yapabilirsiniz. Tüm profiterollere hepsini kremayla doldurdum. Gördüğünüz gibi böyle kremayı bolca koyduğum zaman hafif çıkıyor. Onu da böyle bıçakla aldım. Şimdi servis tabağına alacağım. Servis tabağının altına ilk önce kaşıkla yaptıklarımı dizdim. Çünkü onların boyutları biraz daha büyüktü. Üst kısmına da şöyle sıkma torbasıyla yaptıklarımı diziyorum. Ve üzerine çikolata sosu hazırlayacağım. Çikolata sosu hazır da kullanabilirsiniz. İsterseniz evde de yapabilirsiniz. Şimdi ben ev yapımını göstereceğim ama hazır çikolata sosu varsa onu arkasında yazdığı şekilde pişirerek üzerine dökebilirsiniz. Sosunu evde yapmak çok kolay. Bir su bardağı kadar çiğ kremayı tencereye alıyorum ve ısınmaya bırakıyorum. Kaynamayacak, böyle hafif böyle ısınacak, yani çok sıcak olacak ki çikolata içerisinde kolayca erisin. Bir su bardağı damla çikolatayı ilk önce ekledim. Daha sonra gözüme az gelince neredeyse bir su bardağı daha ekledim. Yani bir su bardağı çiğ kremaya, iki su bardağı erime damla çikolata ekledim. Bu arada bu kullandığım damla çikolatayı Amerika'da yaşayan arkadaşlar marketlerden temin edebilirler. Paketini gördünüz nasıl olsa. Hobby Lobby marketinden temin edebilirler. Bunun yerine tablet çikolata da kullanabilirsiniz. Tablet çikolatayı bile küçük küçük parçalar halinde doğrayın ki kremanın içerisinde kolay bir şekilde erisin. Bu da neredeyse 300-350 gram kadar tablet çikolata kullanabilirsiniz. Krema biraz ısındı ve damla çikolatayı içerisine ilave ediyorum. Spatula ile sürekli karıştırarak içerisinde eritiyorum ve soğumaya bırakıyorum. Soğuduktan sonra da böyle bu şekilde o muhteşem görüntüyü ortaya çıkarmak için üzerinden doğru her tarafına gezdiriyorum profiterollerin. Gerçekten muhteşem bir lezzet. Birçoğunuz hazır alıp yemişsinizdir, evde yapmışsınızdır biliyorum ama bu detaylı bir tarifi denerseniz gerçekten memnun kalacağınıza eminim. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Başka güzel tariflerde buluşmak çok kolay. Bunun için kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Zil sesini de açarsanız eğer, paylaştığım her tariften ilk sizin haberiniz olacak. Bu tarifi de beğendiyseniz eğer, beğeni butonuna basmayı, yoruma fikirlerinizi bildirmeyi unutmayın. Fikir bildirmek istemiyorsanız eğer, bir tane kalp bile bırakabilirsiniz. Bunun için şimdiden teşekkür ederim. Bir tabağın hepsine böyle çikolata sosu döktüm. Daha sonra fark ettim ki iç kısmını size göstermedim. Onun için de küçük bir tabağı ayrıca arta kalanlardan aldım ve onun üzerine de çikolata sosu gezdiriyorum ve şimdi de böyle iç kısmını size göstereyim. Yumuşacık ve aynı zamanda böyle çıtır. Harika bir lezzet. Özellikle kreması anlatılmaz. Yapılır, yenir, karar verilir. Hoşça kalın, afiyetle kalın.